Bu seride hükümdarlar öldükçe ülke değiştireceğiz. Herkese merhabalar. Yepyeni bir serinin ilk bölümünden herkese merhabalar. Daha önce kanalımızda görmediniz. Sanırım YouTube'da vesaire de böyle bir seri yapılmamıştır. Yapıldıysa da artık ne diyeyim yani? Artık ne yapayım? Şimdi bu seride amacımız ne? Ben tabii şundan dolayı yola çıkarak bu seri yapmak istedim. Bir dur, yeter. Başım döndü. Başınızı döndürecek bir seri. Benim başım döndürdü, sizin de başınızı döndürecek. Efendim, bu seri nasıl ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? Kanalımızda efendim şu ülkeyle oynayalım, bu ülkeyle oynayalım tarzında seri istekleri var. Hepsine yetişebilmem mümkün değil tek başıma, birey olarak. O yüzden ben de dedim ki ya buna benzer, aslında buna yetişebilecek tarzda bir seri. Böyle bir şey denesem nasıl olur diye. Ne yapacağımızı kabaca anlatıyorum. Kabaca değil, hatta direkt anlatıyorum. Yapacağım hamleler arka arka. Geleceğiz abi birazdan. Random Nation seçeneğine tıklayacağız. Bize bir ülke verecek. Klasikleşmiş serilerimizde olduğu gibi gireceğiz, o ülkeyi yöneteceğiz, geliştireceğiz, güçlendireceğiz. Ta ki hükümdarımız ölene kadar. Hükümdarımız öldüğünde bu sayfaya geri döneceğiz. Aynı kayıt dosyası üzerinde yeni bir ülkeyle yolumuza devam edeceğiz. Nasıl? İlgi çekici mi? Keyifli mi? Ben keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü serilerde genelde yaşanan problem... Efendim ülke çok güçlendi, yeter sıkıldık. İkinci bölümde daha bu yorumların geldiği serileri de yaşadık maalesef. Şimdi bu seride ne olacak? Random, ya adam ülkeye bana rastgele verecek oyun. Oyunun RNG'sine bağlı. Ben o ülkeyi güçlendirmeye çalışacağım. Ve bir anda hükümdar ölünce yeni bir ülkeye geçeceğiz. Yani tek bir ülkenin emperyalizm politikasını, 400 yıllık sürecini yaşamayacağız. Belki de yeri gelecek zayıf ülkelere geçeceğiz. Belki... Savaşta yendiğimiz ülkeye geçirecek bir anda bizi. Burada kurallardan biri de şey olacak zaten. Hükümdar kesinlikle komutan olarak atanacak ordunun başına. Gerçi dini yönetimler falan öyle bir şansımız olmadığı için onlar da yapamayız ama sıkıntı değil. Onlar da zaten yaşı ilerlemiş genelde hükümdarlar tahta çıkıyor. Kısa zaman içerisinde onlar da gidiyor falan. Neyse. Sonuç olarak yeri gelecek belki güçlü ülkeler yöneteceğiz, zayıf ülkeler falan böyle gidecek. Çekişmeli bir seri olabilir oyunun sonuna kadar. Keyifli bir seri olabilir. Bakalım bir deneyelim, görelim. Bu birinci sezon. Duruma göre ikinci sezonu da yaparız bunun. Gelecek reaksiyona göre farklı tarzda, hatta sizlerin de işin içine girdiği böyle bir interaktif tarzda seri de düşünüyorum. Canlı yayın yapamadığım için tam istediğim gibi olmayacak ama ekleyin, görün diyorum. Acayip böyle puan sistemi falan koyacağım. Değişik hesaplamalar falan olacak böyle. Neyse. Şimdi bu seriye başlayalım. Bakalım neler olacak efendim. Random Nation'a tıklıyoruz. Umarım güzel şöyle bir devlet verirsin. Biraz mücadeleyle başlasın ki serinin ratingleri düşmesin. Bak bizi Amerika'ya falan sakın verme. Oraya buraya. Random Nation. Dedik iyi ki dedik yani Amerika. Şimdi ben mesela böyle Random Nation falan oynarken genelde birden fazla kez basıyorum başlangıçta. Çünkü... Amerika'ya veriyor genelde. Böyle bir huyu var kendisinin. Ya şimdi bu saatte Amerika'ya geçelim mi derseniz bence geçmeyelim. Seriyi çünkü çok fena batıracak. Bir iki kere daha deneyelim. Şöyle bir düzgün Avrupa tarzı. O zaman ne anlamı kaldı kardeşim? Random. Ama Amerika gelmesin diye diyorum. Amerika'dan gelmesin. Şimdilik. Yani çünkü seri çok sıkıcı olacak. Basıyorum. Bak yine Amerika. Basıyorum. Ha, Teton Order'ı. Hadi bakalım. Ülke yok olursa... ülke yok olursa... Ne yapacağız? Tamam. Ya yok olmaz da bu ülke. Yeniden geçeceğiz tabii. Mesela Irak oldum diyelim. Devletle olmam şu anda da. Irak olduk diyelim. Ondan sonra efendim tekrar geleceğiz. Yeni ülke seçeceğiz. Böyle böyle gidecek. Hadi bakalım. Başladık. Ha, oyunun ayarlarını falan göstermedin değil mi? Ek paketler falan. Klasik ya, oyunun ayarlarını değiştirmedin. Iron Man girmedik sadece. Tek fark o. Güzel. Teton Order'ı aslında seri yaptığımız bir ülke. Keşke sen gelmeseydin yani. Bir Avrupa'da bir ülke dedik ama başka bir ülke gelseydi daha iyi olurdu. Heyecanlı, atraksiyonlu. Şimdi canım kardeşim
Polonya, Bohemya. Bohemya dost olur mu? Olur. Avusturya olur mu? Olmaz. Avusturya'ya yaranmaya çalışacağız ama. Sürekli biliyorsunuz. Şarkı çalıyor mu şu an? Ne çalıyor şu an? Ha. Bu kendi şeyin müzikleri. Dur abi, rastgele bir şey ver bize. Tamam. Güzel. Şimdi biliyorsunuz, daha önceden yaptığımız seriye benzer tarzda bir stratejimiz olacak tabii ki. Polonya ile aramızın bozulması vesaire gibi. İşte Roma İmparatorluğuna giriş gibi, Avusturya ile ilişki kasmak gibi. Avusturya mesela Bohemia ile düşman değil, bu çok önemli. Kaç ilişki gerekiyordu bize? 140 falan mıydı? Neydi bu ya? 148. Tamam. O ilişkiyi sağlamak gerekiyor. Bunun için en önemli kriterlerden biri dostluk kurmamız gerekiyor tabii ki Avusturya ile. Avusturya'nın düşmanı olup benim düşman olabileceğim bir devlet yok. Keşke Polonya ile şey etse. Polonya ile düşmanlık kurar mı? Kurmaz. Macaristan'la dost olacak kuvvetle muhtemel. Oradan bir şey çıkmaz ona. Ben burada yaşamak adına tabii ki Bohemia ile dost olmak zorundayım. Polonya düşmanlığımla başlayalım. Burada başka kim var kardeşim? Pomerania bir sonraki hedefim olacak kuvvetle muhtemel. O yüzden onu düşman belirleyebiliriz. Livonyalılar bizi dost yapmak istiyormuş ama Livonya pek dost olmak mantıklı olmayacak bir devlet. Gerçi duruma bakarız şimdi. Bir siyaseti izleyelim. İkinci düşman olarak Livonya veya Pomerania seçilebilir. Gerçi üçüncü düşman olarak seçilebilir. Brandenburg da gidebilir. Böyle böyle başlarız bakalım. Gerçi biz şimdi Patrik yönetimi var bizde. Kaç yaşında hükümdar? 51. Aa. Tüh ya. Oğlum hemen başa döneceğiz. Daha yeni geldik. İki gün sonra. Neyse. Ölene kadar oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Öldükten sonra hemen ülke değiştireceğiz. Efendim. Asker sayımızı hemen arttıralım. Bir süvari, bir piyade, iki piyade de versen olur mu? Olur aslında. Bizim development kaçtı şu an? Saygıdeğer development. Yanlış yerlere bakıyorum. Heh. Buraya bakacağım ama kafa gitti yani şu an. Çünkü hükümdar ölecek ya. Ya diyor. Tüh ya. Ülkenin başı tekrar gidiyor yeniden oyunun başına. Hadi bakalım. 97 dev var. Bir 3 puan daha yükseltsek bize bir asker daha verir mi? Vermez. 9.19 development'tan geliyor. On province. Ha. Anladım ben seni. O zaman kalsın. Kaç toplamda 8-9 kere dev yükseltmemiz lazım. Olmadı. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi siz şu donanmayla kardeşim protect trade yapın. Burada. Şarkıyı bir abi. Bu nasıl bir giriş oldu? Neyse, yapacak bir şey yok. Artık idare edeceğiz böyle. Şimdi ikinci ve üçüncü devleti bekletiyoruz. Devam. Tamam. Hair needed. Bize neyi versin? Aa, clerklere falan hiçbir hamle yapmadık değil mi? Onları da aslında yapmak lazım. Topraktı, puandı vesaireydi. Papal Protege. Protege. Toskan, Prusyan. Prusyalı devam ederiz de. Clerk Mouse'ın Nobili. Tüccarlarla alakalı çok bir faydamız olmayacağı için biz şimdilik Clerk kardeşlerimizden bir fayda sağlarsak daha memnun oluruz diye düşünüyorum. 4-4-3 fena değil. Gerçi burada tabi biz o hükümdarı yönetmeyeceğiz ama yine de Tötonlara güçlü bir devlet bırakmak adına efendim öyle bir düşünceliyiz yani. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle insanlarız. Devam. Şimdi bu Clerk kardeşlerimden puan alabiliriz aslında. Onlara bir hamle yapalım. Danışman alınabilir. Paramız da var gerçi. Çok sağlam bir gelirimiz var. O gelirle danışman her türlü alırız. Papal influence. Papalığı ele geçirmek, şu an için mücadele etmek pek sağlıklı olmayacak bizim için. Estate'lerin toprakları gayet var. Başkent hariç her yeri dağıtmışız zaten. Ha, buraya da bakarsan anlaşılıyor. Peki, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Canım kardeşim, 150 puanı ver. Askeri puan da alalım tabii ki, mümkünse. Şunu
Şöyle yap. Oradan 150 puan hop versin gelsin. Devam. Güzel. Şimdi burger, ooo 20 loyalty kaybetti. Çok kötü ya. Tam tüccarlar falan dedik de, yani ihtiyacımız yok kullanmayacağız dedik de bu kadar da değil yani. O zaman para da versin hazır bu kadar dağıtmışken. Gerçi parayı niye alamadık? Ha, loyalty o kadar kötü seviyede ki ya. Doğru gerçi, o trigger'ı bilerek ekliyor. Şimdi 10 loyalty kaybediyorsun ya para aldığında. Şimdi adam gidecek diyecek, bir o sıfıra mesela düşürür bunu. O zaman bedavaya para toplamaya kalkar. O çok sağlıklı olmayacağı için öyle bir engel koymuş saygıdeğer oyun. Şimdi Livonya ile dostluk kurmak çok mantıklı değil. Oraya ilerlememiz de mümkün olabilir çünkü kısa vadede. Pomerania'ya kesin gireceğiz zaten ama öncelikle tabii bu Romalı kardeşlerimizden bir izin istememiz gerekiyor. Abi yapma abi, abi dost olalım abi. Biz ettik sen etme abi. Yaşan mücadeleleri. Şimdi tabii bir de müttefik de lazım ekstra. Bir müddet Livonya ile takılalım. Yani Livonya'ya pek saldırı gelmez diye düşünüyorum. Kısa vadede. Zaten İskoçya falan dostu ya. Polonya şimdilik bir Leistan'la birliğini kurmaya çalışacak ondan sonra. Ha, Fate of Newark. Bak şimdi. Şimdi şu eventle ilgili de birçok şey yazıldı. Brandenburg serisini yaparken. Ya işte abi deniyorum bana gelmiyor. Sendeki ne şans falan. Kardeşim geliyor işte bak al. Adam bana geldi yine. Bak Neomark'ı ver diyor. Ben bir şey yapmadım bak. Daha dün girdik Teutonic Order'la. Adam direkt toprağı istiyor benden. 100 duka alacak falan muhabbeti. Vermem abi. Teuton kardeşim. Toprağına sahip çık. Biz öyle bir millet değiliz yani. Saygıdeğer Brandenburg. Brandenburg asker arttırıyor ve kaç şey yapmış mı ya? Rival'da belirlemedim gerçi. Bak şimdi Rival'da belirlemeyince o kadar güzel oldu ki. Ben şimdi seni nasıl bulacağım? Bra. Brandenburg. Tamam. Kesmiş. Moral düşürmüş. Güzel. İyi. Sıkıntı yok. Forsmith modifiyesi. Sizi alalım mı? Şimdi kalsın. Kısa vadede. Gerçi kaç yıllık bu? 10 yıllık mıydı? 20 yıllık mıydı? 25 yıl. Ver abi. 25 yıl zaten. Hükümdar yaşar mı yaşamaz mı? Tebrikler Avusturya. Ya bir de seninle dost olsak Avusturya. Nasıl olur? Diplomatik bir yönetim anlayışınız var. Güzel bir şey bu. Benim donanmam 15-16. Donanmam da var aslında. Gayet de güçlü bir devletim yani ama sen bize şu an sıcak bakmıyorsun. Bir diprepimiz var mı? Varmış. 2 puanlık ama. Alacağım seni merak etme. Şimdi burada düşmanlardan biri gitti tabii. Brandenburg düşmanım olacak. Pomerania düşmanım olacak. Oo Brandenburg Polonya ile dost olmuş. Enteresan bir başlangıç. Pomerania kimseyle düşman değil. Brandenburg'a bir uyarı atalım diyeceğim ama ona uyarı atamıyoruz. Uyarı atmayı neden istedim? Pomerania'ya dalabilir çünkü. Orada tabii Polonya destek de verebilir. Destek vermeye de bilir. Garantiye almak da büyük hata olur çünkü ateşkes süresi falan. Bir de onunla uğraşırız. Saygıdeğer Avusturya. Avusturya ile dostluk kurduğumuz anda aslında bu işi hallederiz ama dur bakalım. İnsan gücümüz zayıf. 4 duka gelir var. İyi. Güzel güzel. Şu Avusturya dostluğunu bir halletsek güzel olurdu. Şimdi tabi yönetim anlayışımız gereği evlilik falan da yapamıyoruz ya. O bayağı bir kötü oluyor maalesef. İlişki kurmak açısından. Şimdi bir de Avusturya sürekli işte oy toplamak için falan Roma elektörleriyle dostluklar kuruyor ya. O da kötü oluyor. O yüzden dostluk kurma şansımız iyice zayıflıyor. Bir şansımızı zorlayalım bakalım. Oradan bir şeyler bulmaya çalışırız. Innovation mı alalım yoksa prestij mi alalım derseniz prestij alalım şimdilik. Innovation çünkü elimize tutabileceğimiz bir şey değil şu anda. Teknolojik falan puanlar anlamında. Gerçi yetenekli hükümdarlar gelecek ülkenin başına da. Dur bakalım. Ha
şeyi yapmadık ya, kurallardan birincisini uygulamadık. Komutan belirleyeceğiz hepsine. Böyle. Kardeşim. Heh, Polonya'da birleşimini yaptı. Ya bu çok kritik değil tabii. Hemen ölmez zaten komutan yaptık diye de, ama dursun komutan olarak kalsın orduların başında hükümdarlar ki bu serinin asıl amacı ülke değiştirmek zaten. Sürekli ülke değiştirmek. O yüzden hükümdarların ölmesi için elimizden geleni de yapacağız belki de. Aslında onun için en iyi yollardan biri savaş yorgunluğu kazanmak. Çok yüksek seviyelerde. Trigger gibi hemen öldürüyor hükümdarları. Ama şimdilik öyle gidelim bakalım. Gidip Polonya'ya savaş açmam durduk yerde saçma sapan. Ama bak Polonya bana açar diyecektim. Danimarka açmış. Ooo. Güzel. Güzel güzel. İşte bu güzel oldu. Şunu geriye çek. Gel gel sen geriye çek. İsveç ateş. Tamam. Güzel. Çok sağlam. Polonya da bize dalabilir şu an yalnız. Polonya da çünkü hükümdarını belirledi. Danimarka'nın bu kadar istekli olması çok enteresandı. Gerçekten. Saygıdeğer. Danimarka. Peki ama mücadele edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Livonya. Asıl bir iki dostluktan kursaydık daha iyi olabilir. Gerçi şu anda bakarsanız toplam asker sayılarını biz gayet iyi durumdayız. Bu Danimarka'nın sonunu bile getirebilir. Danimarka. Kendine de dikkat et. Dua et İsveçliler isyan istekliliğinde değil. Olsalardı var ya size çok güzel bir sorun yaratırdık. Ruslar yine görevlerini yapıyor tabii. Ellerine sağlık. Novgorod'dan bir geçiş izni alınmış. Oradan Livonya'nın işgali söz konusu olabilir. Ben bu tarafa gidemiyorum. Güzel. Ben Livonya'ya bir destek götüreyim. O arkadaşımıza çünkü saldırı yapabilirler. Bir orada bir direnmeye çalışalım bakalım. Ama gitme işte bak. Savunmada kalsanız çok iyi olacak. Şimdi sen gideceksin burada Viborg'u işgal etmeye diye. 2K askerinle. Adam ağzını yüzünü dağıtıp gönderecek şimdi seni. Şu ordunuzu saygılar dostum. Getirin bakayım buraya. Beni takip edin. Gitmeyin bir yere. Lütfen. Lütfen kardeşim. Bir gelir misiniz şuraya? Şurada bir durun. O da öbür taraftan gidiyor. Holstein'i kuşatacak herhalde. Ha, İsveç ordusu geldi mesela. Ya Livonya. Rica edeceğim. Bir yakınıma gelin abicim ya. Var mı Moralaf Army danışmanımız? Var. Güzel. Aslında var ya, sıkıntılı bir savaşla başladık. Bayağı da sıkıntılı bir savaş. Evet. Töton şövalyeleri. Katoliklerin 2 numaralı koruyucusu diyelim biz. Papalıktan sonra. Burada efendim eski böyle Norse inançlarıyla şimdi gelmişler, Katolik olmuşlar. Sonradan gelmişler, bizim inancımıza geçmişler. Kalkıp bize şimdi burada dikleniyorlar. Ben buranın savunucusuyum. Kuzey Roma'nın savunucusu benim. Avusturya yardım et. Avusturya hayatta dost olmaz şu an bende. Şimdi Livonya tabii askerlerini böyle bir yok ettirmezse sorun yaşamayacağız. Öbür tarafta da Bohemia. Şimdi bu savaşı biraz dikkatli oynamamız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda Polonya tetikte bekliyor. Bana savaş ilan etme ihtimali yok 3 yıl içerisinde. Ama 3 yıl sonra savaş açma şansı çok yüksek. O yüzden bizim bu savaşı hızlı bir şekilde sonlandırmamız gerekiyor. İstediğim sonuçları alarak. İstediğim sonuçta yenilmemek. Yoksa sıkıntı büyük olacak. Şimdi Danimarka ordusu da geliyor. Peki. Şu ara tabii saldırıda olmak pek sağlıklı değil birimlerimizle. Birimlerimiz çünkü saldırı yönden pek yetenekli değil. Aslında savunma yeteneği de çok güçlü olduğu söylenemez de. Ama arazi şartlarıydı, işte nehir geçmeydi vesaire derken bayağı risklidir saldırmak bu dönemlerde. Ama biz elimizden geleni yapacağız tabii ki. Gider 2.30 duka. Ben bir tane moral farmı aldım. Güzel. Deep Rap'i alamıyorum. Zaten alsam bile dostluk kuramayacağım. Burada tabii Danimarka ve İsveç. İsveç'ten daha doğrusu. Danimarka'dan pek mümkün değil de. Daha İsveç'ten biraz daha belki şurayı işgal edersek. Toprak kopartsam iyi ihtimal. Ama tabii development arttırmak ilişkiyi de zedeleyecek. Roma'ya girme şansımız iyice zayıflayacak aslında. O yüzden toprak da alamayız aslında. 148. Çok kritik bir yerde puan. Yani bir tane dostluk kurmam gerekiyor yani. O kesin. Para yardım falan yapayım diyeceğim. O da pek olmaz.
Hükümdarı aslında diplomatik bir hükümdar da. Burası şeydi değil mi? Düz arazi değil. Gel bakayım bu tarafa. Komutanımız da iyi aslında diyecektim yani. Baksana müthiş bir komutan. Şimdi bu orduyu bu komutan yönetsin mi? Bu kuralı da belirleyelim mi? Kötü bile olsa yönetsin. Yönetsin abi. En güçlü ordumuzu ne olursa olsun hükümdarlar yönetecek. Bu da bu bir role play olabilir aslında. Orduları getirin kardeşim yanıma, getirin. Hiç bak beni dinlemiyorlar, görüyor musun? Mesela savaşta ölme ihtimali var. Ya da savaşı kaybettirme ihtimali var ama yapacak bir şey yok. Gerçi rakibin komutanı da çok iyi değilmiş. Şuna bak ya. 0-1. İyi. Şansımıza da iyi denk geldi. Bu konuda fikrinizi yazarsanız sevinirim. Yani bu kuralı kati surette yani devam ettireyim mi? Hükümdar yeteneksiz bir komutan bile olsa ordunun başında kalmalı mı? Yani başka bir komutanı zorlayalım mı? Vesaire. Bunu fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. İsveç ordusu geliyor bu arada. Aman dikkat. Aman dikkat. Holstein kuşatılıyor. Güzel. Heh. Askerleri birleştir de şöyle. Şimdi İsveç ordusunu görmem lazım. Ne yapacak? Topraklara geçelim. Şuradan geçelim abi. O ordu uzaklaştığı anda Danimarka ordusuna saldıracağım çünkü. Danimarka ordusu şu ara çok güçlü değil. Mücadele kabiliyeti de zayıf. Bohemia orayı da kuşatıyor. Çok güzel. Bohemia dostluğu çok önemlidir. Teton'la başladığınız zaman. Avusturya ile müttefik olamadığınız için özellikle. Teton güçlü, Bohemia güçlü bir devlet. Bölgesel anlamda. Onun destekleriyle efendim burada yaşama şansınız daha kolay olabiliyor. O yüzden biz de bunu değerlendirdik. Şimdi bakmaya devam ediyorum. Bu tarafta sıkıntı yok. Şuraya giden Livonya ordusu nerede? Hiçbir fikrim yok. İsveç ordusu nerede? Bak İsveç ordusunu da görmemiz lazım. Heh, burada bir Norveç orduları var. Yürü bakayım. Ya da şuraya geç. Buraya geçersen, buraya geçeyim. Dur. Görmem lazım araziyi düzgün bir şekilde. Norveç ordusunun desteğe gelememesi lazım bu tarafa. Onu bir engellemem gerekiyor. 8000 kadar düz arazi. Güzel. Şimdi efendim. Saygıdeğer Norveçliler. Danimarka'nın kulu olmuşsunuz. Size diyorum ki gidin isyan edin. Yok mu bir kutsayacak biri? Şunu bir gönderin de abicim, Norveç geri çekilsin ya. Zorla buralarda geziyor. İsveç ordusu burada olabilir. Yaptığım aslında kritik bir hamle. Burada yenilirsem geri dönüşü olmayan bir yola gireceğiz. Çünkü buradaki galibiyeti aslında şurayı yıkmak için yapıyorum. İsveç ordusunu göremeden saldırmak çok doğru olmasa da yapay zekanın fikrine, aklına güvenerek hamlemizi yaptık. Bakalım neler olacak. Komutanı nasıldı bunun? Komutanı... Şansa komutanlar da yeteneksiz geliyor bu arada. Güzel. Hah, bak Danimarka ordusu desteğe geliyor. Şimdi bu hamle geri çekilebiliriz bu arada. Saldırıya devam edeceğiz diye bir zorunluluk yok. Bu arada İsveç ordusu o da öbür tarafta Bohemia ordusunu yakaladı. Geri çekilebiliriz. Danimarka ile şu an burada bir saldırı veya savunma savaşı yapmak istemiyorum. Şurada savunma savaşı olabilir ama burada geri çekileceğiz. Boşu boşuna kendimizi yormayalım. Yetişirse tabii. Orduyu yok etme şansımız da var. Oradan buraya geçecek falan derken yetişemeyebilir. Buradan kaç günde geliyordu? Evet, yetişemedi. Güzel. Önemli bir galibiyet. Burada bu arada süvariler de kabiliyet kazandı. Süvariler önemli. Şu an ordumuzda 4000 süvari. Karşı şeylerin onlarda da bir tane var. İyi. 5000 tane süvari var ki gayet iyi bir sayı bu. Bu dönem şartları için. Ve Danimarka. Güzel. Buradan çekilmedim bilerek. Saldırmaz diye ama sanırım saldıracak. Aslında çekilmem lazım. Dur. Buradan kaçalım biz. Yetişebiliyor mu? 26 Mayıs. 27 Mayıs. Güzel. Bir moralimizi toplayalım önce. Bir ay falan geçsin. Kaçıyordu. Livonya. Kendi kendini yaktın ya. Bak ya. Görüyor musun? Al işte. Ya yetişiyordun halbuki. Git yenil. Ne yapayım? Ben sana destek vermem şimdi. Ordumun bir moral toplaması lazım. Güzel. Aferin size. Şu morali toplayalım. Livonya yine gelecek buraya. İsveç ordusu ne yapıyor? O da Revali mi kuşatacak? Sıkıntı yok.
Şuradan dur bakayım. 3.54'lük ha. Bir iki asker daha alsak aslında. Buradaki savunmaya güzel bir destek olur ama. Dur bakalım. Ya isyancısı! Abi yapma bunu ya. Yanlış yere gittik. Keşke baksaydım burayı, isyancı falan var mı diye. Ben böyle şansa ne diyeyim ya. Düşmanımın isyancısını bastırıyorum. Yazıklar olsun. Bir de 3000 asker kaybettik orada. 4900 asker kaybettik hatta. Çok fena batırdım. Çok fena batırdım. Öyle böyle değil. Yani böyle bir batma şekli yok ya. Hata yaptım. Niye öyle bir şey yaptım? Hiç yapmadığım, sevmediğim şeyler halbuki. Buralara daha güvenli yerlerden gitmeyi tercih ederim. Bir Danimark ordusunu takip edeceğim diye kendimi riske attım ya. Tüh. Bu arada Holstein'i de kuşatmış. Güzel. Yukarı çıkalım abi. Acil şu ordunun bir toparlanması lazım. Oradan sonra da aha boş, başkenti kuşatmadı yine. Şimdi Bohemia ordusu bir desteğe gelse bana, şu İsveç ordusuna güzel bir saldırı yapmak lazım. Reval'i kaybetmemeliyiz çünkü. Ya getir ya 3000 asker. İyi yani 3000 asker. Oradan geliriz Danimarka ordusuna saldırırız ama şu benim ordunun toplanması lazım. Ne olur getir orduyu, birleştir. Bak ne olur diyorum sana ya. Bak. Dengesiz ya. Tamam mı söylüyorum, dengesiz. Kuşatma bitmedi değil mi? Bombalayıp almaz şansımız da yok maalesef. Ben şimdi sana şunu yapayım o zaman. Maalesef bu askerin telafisini falan bekleyemeyeceğim. Bu bir tane 371'i de ayır, muharebeye falan gitmesin bu. Geriye çekil. Duruma göre asker alırız tekrar. Zaten Force Smith modifiyesi problemimiz vardı. Bu arada bir bölümü şaka maka tek devlette bitirdik. Sözde 50 yaşında dedik falan, adam gidiyor dedik. Tabi biraz yavaş da oynadık ama keyifli oldu. Bayağı üzerine düşündük, strateji falan yaptık. Efendim, bölümün sonunda İsveç ordusuna da güzel bir yenilgi aldıracağız diye düşünüyorum. Ama oradan buraya yetişebilecek miyim? Böyle büyük bir risk aldım. Çünkü Bohemia savaştan çıkarsa veya Polonya saldırısı sırasında, ki şurada kaldı bir yıl. Polonya'nın saldırma tehdidi oluştuğu anda bu ne lan? 6-6-6 yuh. Yuh. Neyse, Bohemia savaşa gelmek istemeyebilir. O zaman zaten bu devlet yıkılır. Yapacak bir şey yok yani. Yani İsveç ordusu da gitti. Geçmiş olsun. 22 savaş skorumuz var. Şimdi acil buraya koşalım ama dur bakalım yetişebilecek miyiz? Bir şansımızı deneyelim. Ya kaybedersek Sur'u tekrar işgal etmeye çalışırım ama başkenti olduğu için büyük sıkıntı. Bir de 3. seviye Sur. Biz bu kadar hızlı kuşatamayız. Kuşatma yeteneği gerçi varmış komutanımızda ama şansımızı deneyeceğiz artık. Gel bakalım. Reinforcement ne durumda? Güzel. 139. Sıkıntı yok. Getir 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 getir. Çabuk. Ben bir Norveç ordusuna saldırayım önce. Kuşat. Neyse sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. Burayı bir yavaşlatalım. Bak orada bir hamle hatası yaptık, görüyor musun? Çok sağlam oldu. Yani gerçekten tebrikler. Devotion değil de National Unrest danışmanı olabilir. Olabilir. Puan kazanmak için özellikle. Ben askeri puanlara yönlendireyim ya bu ülkeyi. Gerçi teknoloji gelmiş sayılır. Bir problem yok. Enstitü bu kalsın şimdi. Şu an gerekli değil. İleride belki kullanırız. Bohemia'nın savaş istekliliği 21. Danimarka ordusu kilitlendi. Güzel. Orada yenilecekler diye düşünüyorum. Ama çok iyi direndi yalnız. Çabuk çabuk çabuk. Savunmada kalacağız. O da güzel gerçi. Moralimizi de çok kaybetmedik. Moral of Army'nin de etkisi var zaten. Saldırırsa sorun olacak kendisi için. Güzel. Geri çekilsin. Biraz daha geri çekilsin. Ben bu şehirleri kurtaracağım şimdi. Nereye gidiyor peki? Tamam. Kuvvetle muhtemel onun gidiş yolu şu an şeye gidecek. Şu Holstein'i falan kurtarmaya çalışacak. Çok güzel.
Livonya harika işler yapmış. Güzel, tebrikler. Ama işte bu savaşın en kötü yanı, toprak da alamıyorsun yani Roma'ya katılabilmek için. Böyle bir şanssızlığın var. Ben şimdi mesela İsveç'ten toprak alsam bana hiçbir faydası yok. Zararı var. Roma'ya girersem ama Pomerania, Brandenburg, buraları rahatlıkla alıp genişleyebilirim ve sonrasında Polonya üzerine gidebilirim gibi hamlelerim var yani. Bir yıl içinde bu savaşı nihayete... Bu ne ya? %-42 mi? Neyse, 700 kişi var ya. Dur bakalım. Şuralara dikkat etmem gerekiyor derken saldırı aldı falan. Çünkü Danimarka ordusu geri dönebilir. Ki dönecektir de bence. Şuraya gel bakayım. Burası nasıl bir alandı? Düz. Tamam. Güzel. Ona dikkat edelim. Hah, iyi. Danimarka Holstein'i kuşatmaya gitti. Sıkıntı yok. Komutanımızın kuşatma yeteneği de vardı zaten. Gel bakayım böyle. Bölümü uzattım ya. Bu bölüm devlet değiştireyim diyordum ama neyse, artık idare edeceğiz böyle. Holstein, Low, İsveç gitti. Low. Livonya kuşatıldı. Çok güzel. Şimdi ben bu arkadaştan para istesem 325 duka para verecek. Danimarka'yı ben düşman belirlememiştim değil mi? Belirlememiş miyim? Tüh ya, keşke düşman belirleseymişim. O an düşünemedim işte, şu saldıracağını düşünemedim. Brandenburg ve Livonya seferlerini düşünüyordum ya, Pomerania. O ikisini düşman belirlerim diye yola çıktık. Bak, Livonya'yı dost yaptık, görüyor musun? Livonya nerede, işimize yaradı. Burada para isteriz, bir de savaş masrafı isteriz. Vassal falan da almak development'ı etkiliyor. Eskiden yoktu bu. Benim hatta hatırlar mısınız? Bir Polonya videom vardı Kutsal Roma'ya girmekle ilgili. O zaman mesela Polonya'nın tüm topraklarını vassallara dağıtmıştım ve Roma'ya giriş yapmıştım development'ımı düşürerek. Bu bir oyun açığı olduğu için engellediler bunu. Efendim. Saygıdeğer oyun. Şimdi Holstein'in kuşatılması mı? Yani kuşatmasının kaldırılması mı yoksa buranın düşmesi mi derseniz, şu an için bizim için en önemli olan yer Randa, Bohemia'nın başkentinin kurtarılmasıdır. Arka planda bu surun çok bir sıkıntısı yok. Yani geri çekilebilme şansı hala var. O yüzden oraya pek destek vermeyeceğim. Efendim, ilk bölümü bitirelim. Daha fazla uzatmayalım. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden yine devam ederiz. Bakalım bizleri nasıl bir macera bekleyecek. Şu an Töton Devleti'ni yönetiyoruz. Ve Danimarka Devleti bize savaş ilan etti. Savaşta da şu an üstün durumdayız. Orduları da büyük oranda kaybedildi. 15 bin askerleri kalmış toplamda. Bir masraf alırız, vergi alırız falan. Böyle böyle ateşkesi yaparız diyorum. Hoşçakalın.